Evet sevgili izleyenler, röportajlarımız devam ediyor. Bir yandan da teamül yoklaması hızlı bir şekilde devam ediyor. Yanımızda yine bir konumuz var, Sayın Ahmet Aydın'la. Evet. Efendim, zorlu bir süreç başladı. Evet. İlk önce aday adayları tanıtıldı. Şimdi teamül yoklaması, evet. Daha sonra mülakat. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz? Ahmet Aydın'lı ben. Denizliyim. Denizli olmaktan her zaman gurur duymuşumdur. Avrupa Birliği Hibe Projeler uzmanıyım. Türkiye'de proje danışmanlığı yapıp yurt dışında şube açan tek kişiyim. Avrupa Birliği'nden gelen fonların Türkiye'de yatırıma dönüştürülmesi için bir ofisim var. Bir ekip çalışmamız yürüyor. Türkiye'de hükümet üzerinden yürüyerek çözülmesi gereken çok büyük sorunlar var. Mesela bir tanesi tarımda çözülmesi gereken sorunlar. Üreticinin 5 liraya satamadığı ürün marketlerde 25-30 liraya satılıyor. Evet. İşte bunun için tarımda 5.0 projesini hazırladım. Bu projenin sahibiyim. Eğer görev verilirse biz bu projeyi tarımı geliştirmek, dijitalleştirmek, dönüştürmek amacıyla kullanmayı düşünüyorum. Diğer taraftan hem denizimizin hem bölgemizin hem de Türkiye'mizin en büyük gelir kaynaklarından olan turizme Ege'den başlayarak yapacağımız bir kültür turizmi projemiz var. Türk-Japon kültür turizmi projesi. Projenin de koordinatörüyüm. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin temsili açısından İslam ülkelerinin oyları çok önemli. Biz Türkiye'de İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı devam ediyor. Cumhurbaşkanımız halen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı. Biz o teşkilatın organizasyonu içinde eğitim ve gençlik programları merkezini Türkiye'de kurmak istiyoruz. Böylece hem Birleşmiş Milletler'de hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılacak oylamalarda İslam ülkelerinin oylarını alarak dünyada hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür. Bu böyle ancak ortaya çıkartılabilir. Bir de Avrupa Birliği'nden gelen fonlar Türkiye'de birçok kurum kuruluş tarafından kullanılıyor. Bunların tek çatı altında toplanması için bir gayretimiz var. Bu gayretimizde meclise girerseniz kanun teklifi verebiliyorsunuz, girmezseniz dışarıdan. Sivil toplum kuruluşları üzerinden yürütüyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Proje Uzmanları Dernek Başkanıyım. Yine 1071'den 2071'e Tarih, Kültür ve Sanat Derneği'nin de başkanıyım. Şifalı bitkiler üzerine araştırma yapan bir de Şifader Derneğimiz var. Onun da başkanıyım. Faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Eğer görev verilirse mecliste de faaliyetlere devam etmek istiyoruz. Ege Yön TV'ye de teşekkür ediyoruz.